18 Temmuz Salı Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker yazısı İdam Jean Kulut Cankır diye bir adam var. AB Komisyonu Başkanı. Ne işe yaradığı pek bilinmeyen bir komisyon. Avrupa'nın eski başbakanları boş kalmasın, emeklilik sendromuna girmesin diye bir takım görevlerin verildiği, daha doğrusu makamların dağıtıldığı yer olarak tanımlasak haksızlık etmiş sayılmayız. Van Damme olmayan Jean-Claude adlı bu adamcağız da Lüksemburg'un eski başbakanıydı. Geçen gün buyurdu ki idam cezası gelirse AB kapısı kapanır. Kim duydu, kim önemsedi? Hiç kimsenin umurunda değil. Eskiden olsa üzülenler, hatta paniğe kapılanlar olurdu. Aman Avrupalı dostlarımızı üzmeyelim, kapıyı kapatmasınlar diye eli ayağı dolaşırdı pek çoğunun. Şimdi küçük bir haber olarak kalıyor kibrit kutusundan hallice. Hiç görmeyen gazeteler bile var. İşte budur. Avrupa kapısının kapanması yahut bir miktar aralık kalması yahut sonuna kadar açık olması sonucu pek değiştirmiyor bizim için. Kendi yolumuza bakıyoruz, bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Leyla, Leyla diye çöllere düşen Mecnun'un günün birinde Leyla ile karşılaştığında umursamaması gibi bir halin içindeyiz.'' Kısaca AB dediğimiz Leyla'mız gelse sen de kimsin diyecek durumdayız. Cankır o açıklamasında bir cümle daha etti. Dedi ki Türkiye'nin AB için önemi hala büyük. Hadi ya ciddi misiniz? Ne kadar büyük? Biz dalgasındayız ama Sayın Başkan önemli bir şey söylüyor aslında. O sözdeki en önemli kelime hala. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş olsa da sürekli oyalama yapılsa da Türkiye'nin önüne her gün başka bir zorluk çıkarılsa da, çok sonra başvuran ülkeler bile alınsa da, çifte standardın kralı uygulansa da, Türkiye'de halkın büyük kısmı AB'ye soğuk baksa da, üye ülkelerin çoğunun bizden istenen şartların tümüne sahip olmadığı bilinse de, Türkiye yalnızca batıya kilitlenmek yerine yönünü bütün dünya olarak değiştirse de, işte o halanın içinde bunlar var ve Sayın Başkan Türkiye bizim için hala önemli açıklamasını yapıyor. Geçiniz ve halanızı da alıp gidiniz. Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra çok fena çuvalladınız. Kötü niyetinizi açık ettiniz ve biz de bilhassa 15 Temmuz'dan sonra idamın gerekli olduğunu daha iyi anladık. Vatandaş ezici bir çoğunlukla idam istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her konuşmasında o konudaki fikrini beyan ediyor. Tereddütsüz imzalarım şerefsizce darbe yapanları üç ayaklı sehpada görmek istiyoruz. Ülkesini çıplak ellerle savunanların üstüne kurşun sıkan, bomba atan, tanklarla ezip geçenlerin cezasını ödemesini istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, oğullarımızı bizden ayıranların hapiste yan gelip yatmasına razı değiliz. Bunu istemekle haksızlık mı yapıyoruz? Bilakis hak yerini bulsun diyedir bu talebimiz.